Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski madde bağımlısı bir arkadaşla birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? 45 yaşındayım. Bu madde olayını yaklaşık olarak 2 yıl kullandım. Sonra 2 yıldır da temizim. Hiçbir şekilde hiçbir şey kullanmıyorum. Daha ne anlatayım size? 2 yıl zaten heba ettim. Yani hayatımda insanın her şeyi bitiyor. Ne aile, ne düzen, hiçbir şey kalmıyor. Uçurum resmen. Size söyleyeceğim bu. Peki nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir ailede büyüdüm? 7 kardeşiz biz. Yani öyle birbirimize bağımlılığımız da yok. Yani bir bağlı değildik yani. Kopuktuk. Bir annem işte. Mutsuz bir ailede mi aynen büyüdünüz? Anne baba? Ayrı. Kopuk bir aile aynen mi tabir ediyorsun? Nasıl bağımlı oldun? Neden başladın peki? Ailevi sorunlarım vardı. Ve çok sinirliydim, gergindim. Benim çocukluktan bir arkadaşım sürekli içiyor ve bu işi yapıyordu zaten. O işte abi işte sakinleşti. Biliyorum aslında neyin ne olduğunu, her şeyde farkındayım da. O an işte boş bulundum. Bir defa denemiş oldum. Ondan sonra baktım bana iyi geliyordu. Çünkü iyi geliyor derken unutturuyordu bazı hayal alemine sokuyordu insanı. Öyle tanışıp böyle başlamış oldum. Kaç yaşındaydın başladığında? 2 yıl öncesi. Ya, 43. 43 yaşlarında, 42-43 yaşlarında. Peki 43 yaş maddeye başlamak için çok hani aklı başında bir adamın başlaması normal mi? Yani olabiliyor mu böyle şeyler? Yani yok. İnsan boşluğa düştüğümüzde her insan yaş şeyi yok, sınırı yok. İnsan bir uçuruma, boşluğa düştüğü anda tutunacak bir şey arıyor. Hı. O anda eline ne gelirse ona tutunuyorsun. İlk içtiğinde ne hissettin? Çok sinirliydim o gün, gergindim. Yani her şey elimden kaza bile çıkabilirdi, bir şeyler olabilirdi. Ama onu içtiğim zaman hiçbir şey umurumda olmadı. Ne sinirim kaldı, yani ne öfkem kaldı. Hiçbir şey umurumda olmadı. Yani çünkü şeyi yok. İnsan da akıllı bitiriyor. Akıllı diye bir şey, hayal aleminde yaşıyorsun bu sefer. Nasıl hayallerdi? Nasıl hayaller? Yani hep kişiye göre değişir mi bilmiyorum. Yani ben hep kötü şeyleri pozitif yönden bakmayı görüyordum o zaman. Nasıl pozitif görüyordum? Evime gittiğim zaman, evde bir sorun olduğu zaman, tartışması olduğu zaman yani kilitleniyorsun zaten şeye, o istediği kadar saysın, duymuyorsun hiçbir şey. O boşuna konuşuyor yani. Neye kilitleniyorsunuz? Mesela televizyona bakıyorsunuz, televizyona kilitlenirsiniz. Eşiniz ya da anneniz, babanız size istediği kadar bağırsın, sabaha kadar bağırsın, çağırsın. Siz onu dinliyor gibi yaparsınız ama göz orada, beyin orada zaten, onu duymuyorsunuz ki zaten. Onun söylediği tek kelimeyi bile anlamazsınız. Ailen biliyor muydu madde kullandığını? Çok sonra öğrendim. Nasıl öğrendiler? Ayrıldığım eşim tarafından öğrendi galiba. Yani ayrıldığınız eşiniz, neden ayrıldınız? Bunun yüzünden evet mi ayrıldınız? Madde, madde yüzünden ayrıldınız. Eşiniz madde kullandığınızı gördü mü, öğrendi mi? Gördü de öğrendi de. Kendi gördü zaten. Tedavi gördünüz mü? Hayır, sadece ceza aldım bundan. Denetim görüyorum sadece. Bunun hakkında ilk suçum olduğundan dolayı. O da zaten bitmedi, bir iki ay kaldı bitmesine. Eşiniz ilk öğrendiğinde nasıl bir tepki verdi? Siz bunu doğruladınız mı? Tabii ilk başta inkar ediyoruz ama yani karşındaki insan da salak değil, hemen anlıyor zaten neyin ne olduğunu, çözüyor. Anladı. Yani tepkisini gösterdi. Yani onun göstermiş olduğu tepki bile algılayamıyorsunuz yani. Sonra yani şu anki halinizde o durumları, o günleri düşününce anlıyorsunuz. İçtiğiniz ve içmediğinizin arasındaki fark ne?
Şu anda sağlıklı bir kafayla bakıldığında. O meddenen pisliği içen adam yani hiçbir şekilde ne çalışabilir, ne ailesine bakar, ne bir yani hiçbir kendine faydası yok ki o insanın. Çalışmıyordunuz galiba. O zaman çalışıyordum ama daha sonra onunla çalıştıktan sonra her şey koptu gitti. Neden? Ne oluyor? İşte yok yani işe gidesiniz gelmiyor. Ne bileyim içinizden bir şey bir yap şöyle söyleyeyim. Sanki çok zenginsiniz. Hı hı. Çok paranız var. Yiyeyim, içeyim, altımla arabam, gezeyim. İşte tatillere gideyim. Kafam o öyle çalışıyor yani. Sanki gerçekten de öyle yaşıyormuşsunuz gibi geliyor ama yiyecek ekmeğiniz yok, açsınız, sokaklarda yaşıyorsunuz. Hı hı. Hayal, o hayalde mi yaşıyor? Tabii yaşanıyor. O hayalde yaşıyorsun bunları. Yiyecek ekmeği bulamıyorsun. Madde için yapılmayacak her şeyi yaparsın. Yani ben bunu yapmam diyen adam hırsızlık da yaparsın bulamadığın zaman. Birinin canını da kastedebilirsin. Her şeyi yapabilir. Böyle bir şey yaşadınız mı? Ben o zaman, bu zamana kadar hiç öyle hırsızlık olayım olmadı ama yaptım. Şey yoksunluk zamanında evet. Mı yaptınız? O yoksunluk nasıl bir şeydi? Şöyle söyleyeyim. İnsan ben bunu bırakırken net olarak aklı başında olarak yaşadığım için anlatıyorum. İlk 4 gün zaten komple uyuyorsunuz. 4 gün uykuda geçiyor. İçtikten sonra 4 gün mü uykuda geçiyor? Bıraktığınız zaman yani yok alamıyorsunuz. Artık yani vücut kendini temizliyor. Hı. Normal eski halinize dönüyorsunuz. 4 gün uyuyorsunuz. 4 günün sonunda kalkıyorsunuz. Tamam. Aşırı bir iştah. Yani sanki doğduğunuzdan beri açsınız. Hiçbir şey yememişsiniz. Öyle durmadan 2-3 gün bu böyle gider. Durmadan tıkanırsınız, yersiniz yani. Hep vücut bir şeyler yemek ister. Ama o 2-3 gün içinde yemek yersiniz, kendinizi güçlendirmeye çalışırsınız. Bünyeniz tekrardan, aklınız başınıza tekrardan oturmaya başlıyor. Kendinize geliyor tabii musunuz o durumda? Kendimizdeyiz, geliriz. Yani çoğu insan da öyledir. Kendimdeydim ben. Ama aşırı bir sinir, gerginlik. Yani o alttan gelen, yoksunluk onun yoksunluğu, denilen. İsteği. Yani birisi ne yapıyorsun, iyi misin dese, selam verse sanki sana küfür ediyor. Yani direkt adamın üstüne atlarsın. Tekme tokat girersin. Yani o maddenin şeyinden artık. 10 gün, yani 9-10 gün boyunca bu olay böyle gider. 4 gün uyuyarak geri kalan sinir, gerginlik. 8-9-10. Günlerde artık iyice azalmaya düşüyor. Yani normale dönüyorsun, kafan çalışmaya başlıyor. Geçmişe dönüyorum bu sefer. Diyorsun ben bunu içtim, ben ne yaptım? Ben bunu nasıl yaptım? Peki yoksunlukta hırsızlık da yaptım dediniz. Evet. O durum nasıl bir durum oldu? Nasıl bir şey düşündünüz de öyle bir şey oldu? O yoksunluk neydi? Yani param yok. İçmem lazım. Hani o şeyine giriyorsunuz. Evet. İlla onu alacağım, içeceğim. Yani zaten evle bağınız kopmuş. Eviniz yok, sokaklarda kalıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Parayı nereden bulacaksınız? Ya birini gasp edeceksiniz. Ya hırsızlık yapacaksınız. Yani, size hırsızlık yani. Oldu. Sonra pişman olunuyor ama yine bu çok pişman olunuyor şeyde, ve utanılıyor. Yani aklınızı bırakıp kendinizi temizlediğiniz zaman, kendinize geldiğiniz zaman her şeyden çok utanıyorsunuz. İnsanların yüzüne ben nasıl bakacağım diye düşünüyorsunuz. Sanki herkes sizi biliyor. Hı-hı. Yani kafanızı yerden kaldıramıyorsunuz. Herkes sanki sizi tanıyor. O dışlandığınızı onu düşündünüz mü böyle? Tabii canım. Durumlarda. Dışlandığınız insan düşünüyor. Zaten insan anneden doğduğunda nasıl oluyor? Sıfır başlıyorsun hayata. Hı-hı. Bunu içip de bırakıp tekrardan hayata başlarken yeni sıfırdan başlıyorsun her şeyden. Çünkü artık hiçbir şeyin yok. Sıfırsın zaten. Bitmiş bir insan olarak. Hayat mücadelesine tekrardan başlıyorsun. Ve bunu da çoğu insan biliyorsa, herkes dışarıdan iyi gözle bakmıyor zaten. Hı-hı. Herkes dışlıyor.
Sen artık ne yapıyorsun? Kafanda bitirdin. Kafada ilk başta bitirmek önemli. Tamam, bunu ne olursa olsun içmeyeceğim. Kendimi düzene koyacağım, çalışacağım, iyi bir yere geleceğim. Ve insanları şu anda kafam nasıl eğiyorsam, bu sefer kafam dik bir şekilde insanları utandıracağım. Onlar beni gördüklerinden utansınlar diye düşünmeye başlıyorsun. Ben öyle Tedavi düşünüyorum. gördünüz mü? İlaç tedavisi gördüm. İlaç tedavisi gördükten sonra mı bırakmaya karar verdiniz? Yani karar verdikten sonra mı Hayır. ilaç tedavisi gördünüz? Eşimle beraber gitmiştik hastaneye. Onun şeyli ilaçları aldım. Ha, ben gittim ama onunla beraber o zaman şeydim. Yani niyetim yoktu. Öyle yani bırakma niyetim yoktu. Yani öylesine ben onu uyutmaya çalışıyordum. Eşinizi. Tabii eşime kandırıyordum yani. Ya yani onu biliyor. Artık bugüne gideyim he diyeyim gene bildiğimi okuyayım. Anladım. Kafasındaydım. Ta ki şehir değiştirip uzaklaştırdıktan sonra Ortam tabii değiştirdiniz ortamı galiba, şehir. hiç kimsenin bilmediği, yani beni tanımadığı, ben insanları doğru düzgün tanımadığım bir şehre geçtim. Orada eski yıkık dökük bir evde kalmaya başladım. Aileniz destekçi miydi? Yok, kimse yanımda yoktu. Hep Tek tek başınız. başımaydım. Bir yıl boyunca tek başımaydım. O gittiğim şehirde işte bir iki akrabam vardı. Uzak hiç görmedim mesela onları da ben. Görmediklerim, ne diyeyim, tanımadığım halamın kızı oluyor ama bilmiyorum, tanımıyorum. Sağ olsun bir onlar yardımcı oldular bana. Öyle işte bir yılım geçti ama tarlada çalıştım, Şehir şey yaptım. değiştirdiniz. Şehir değiştirdikten sonra herhangi bir tedavi görmediniz. Hayır. Kendim Karar isteğimle, verdiniz. kendi isteğimle. Ve Yani isterlerse insanlar. yanımda olan ilaçları da kullanmadım. Yani kendi isteğimle, ama 10 günün sonunda 10 günü aşmak önemli. İsteyerek gittiniz, isteyerek kendi kafanızda bitirdiniz. Başka Evet. şehre ortamı değiştirmek için Evet. gittiniz. Orada yıkık dökük bir evde kaldınız. 10 Onda günden sonra ayrıldım yani. Eski eşim sayesinde oldu yani, benim öyle gitti de kendimi toparlayıp gelmem yani. Çoğu şeyin başlangıcı da o. Yani benim tekrardan normale dönüşüm de o. Yani bu maddeyle tanıştıran da o diyeyim. Onun sinirine, ona kızgınlığımdan başlamış oldum. Ama onun sayesinde bırakmış oldum. Orada 10 günden sonra yoksunluk çektiniz mi? Ara zamanlarda oluyor. Yani o 2 ay boyunca ara ara geliyor. Sigara gibi düşünün. Hani içmek isterseniz yoktur. Yani bulamayacağınızı da biliyorsunuz. Orada kimseyi tanımıyorsunuz. Nereden bulunur, nereden alınır? Bu gidip herkese sorulan bir şey değil. Sigara Ne gibi. kullandınız? Bu kimi yerdeki de kristal diyor. Kimi yerdeki de taş diyor. Kristal başka? Hayır, Başka bir şey aynı taş. kullandınız mı? Hayır, başka bir şey kullandım, yok. Kristal kullandınız. En çok bağımlı yapan, çabucak hani alıştıran insanı bağımlı Evet, yapan buymuş. kristal galiba, değil mi? Siz de bir denemeden sonra bağımlı mı oldunuz hemen? Hayır, bir denemede öyle bağımlılık değil. İlk denediğinizde yani yalancı bir buluk. Yani o siniri alıyor, rahatlatıyor, kafanız dinçleşiyor. Yani kafa uyuşuyor zaten, beyni uyuşturuyor zaten. Size iyi geldiğini sanıyorsunuz. Ondan sonra, ha bu bana iyiymiş ya diyorsunuz kendi kendinize. Ara ara almaya Yani bu başladınız. sefer bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesela şu anın parasıyla gidiyorsunuz, 100 lira veriyorsunuz. 100 lira alayım, o zaman bir hafta içiyorsunuz onu. Mesela. Daha yeni başlamışsınız, bir hafta içiyorsunuz. Ha bu iyi ya falan. Şey oldu, ben böyle geldiği zaman içerim. Bir, iki defa aldıktan sonra öyle yüz, ondan sonrası dönüşü yok. Ondan sonra günde 200, 200, 300, 300 bir günde kullanmaya başlıyorsunuz. Bağımlı oluyorsunuz Tabii. yavaş Ondan sonra bağımlı oluyorsunuz. yavaş. Neden madde içenler yalan söylerken çok inandırıcı olurlar? Kendisi inandığı için.
Kendi kafasında. Kendi yalanına kendi inanıp. Kendi kafasında onu yaşıyor zaten. Beynin içinde o sana anlattıkları veya başkasına anlattıkları neyse onu yaşıyorlar zaten. Ondan. Onu yani karşıdaki inandırmaların sebebi o. Hiç kriz yaşadın mı yoksunluktan ziyade kriz anı yaşadın mı? Ya oluyor mesela o siniri gergin onları hissediyorum. Evet, ama gerçekten de kafada bittiyse tamam diyorsa bir de eskiden yapmış olduğunuz yani mesela o dediğim hırsızlık gibi ya da yuvanın yıkılmış eşine karşı yaptığın şeylerden dolayı aklına geliyor. O an hissetmiyorsun, bilmiyorsun ama aklın başına geldiği zaman onları duyunca bu sefer sinirden sağa sola yumrukluyorsunuz. Artık durduramıyorsunuz. Duvara yumruk atarsınız. Belki o da şeydir, kriz diyebiliriz ona da. Ama bu sefer pişmanlıklar başlıyor. Yani yaptığınız şeyden pişmanlık pişman olduğunuz için bunları yapıyorsunuz. Tabii artık yani. Ama hani böyle bulamadığınız zaman kriz anı denilen bir şey var. Onu yaşadınız mı? Yok. Yani öyle yani başka bir yerde olduğum için. Hı hı. Yani bulma ihtimalim de yok zaten öyle bir şey yaşasam da. Bunu beyin algılıyor artık yani kafa yerine oturmaya başladığı için. Diyorsun yani paran dahi olsa nereden bulacağım ben bunu? Kime gidip sorayım da bulayım? Artık kapatıyorsun kendini o evin içine. Hı hı. Diyorsun bitti yani. Çıkma buradan. Çıksan çünkü başına bela alırsın. Ya sonun cezaevi olur ya ölürsün. O halde dışarı çıkılmaz yani. Şey yok. Frenleyebildin yani o durumdayken tabii. O zaman kendini. Yani o odanın içine kendimi kapattım. O şey vardı. Demir parmağı. Oradan anahtarı dışarıya attım ben. Evden mi? Evet, evden dışarıya attım. Anahtarı bahçeye attım. Müstakil bir evdi. Yani oradan dışarıya çıkmayayım diye. Yani, kendimi şey yapamam, atarım dışarıya. Bir sürü sorunlar, kavgalar, gürültüler yaparım. Milletin canını yakarım. Kendime de zarar verebilirim. Yani o anda çünkü onu bulacaksın. Yani kafaya koydun. Hı hı. Paran da yok zaten başka bir şeydesin. Birine yapışacaksın. O yüzden ben kendimi oraya kapatıp kilitleyip anahtarı dışarıya attım. Çıkışım da yok. İşte aklınız başınızda yani saatlik bir olay. Yarım saat, bir saat içinde aklınız tam yerine oluyor. Sinir, gerginliğiniz devam ediyor ama. O bir saatin, yarım saatin içinde doğru mantıklı kararı verirseniz kurtulursunuz. Diğer türlü eğer yok illa ben bunu bulacağım, işeceğim diyorsanız ne kurtulabilirsiniz ne yani hayatınız bitmiş zaten de başkalarına zarar verirsiniz artık. Yani kendiniz için yapacak hiçbir şeyiniz yok. Sence madde kullanmaya başlayanlar neden kullanmaya başlıyor? Genelde ailevi sorunlardan yani bunalımdan, hayat mücadelesinden. Bir şeylerden yorulan, bıkan yani sahte mutluluk. Sahte mutluluk dedikleri şey. Ne diyeyim? Adamın bir sürü derdi var, sorunu var. Bir yerden bir ortama giriyor. Alkol gibi bir şey değil yani. Madde kullanan, madde bulmak kolay mı? Çok kolay. Yani yaşadığın çok kolay. Şehirde tanınıyor olman ya da olmaman önemli yani şöyle mi? Söyleyeyim, ben şu anda tekrardan yaşadığım şehirdeyim. Hı hı. Geldim. Bunu satanları da biliyorum. İçenleri de biliyorum. Ama hiçbirine selam vermiyorum. Gördüğüm zaman kafamı çeviriyorum. Yani görmemezlikten bunu, geliyorum. Bunu hani 13-14 yaşındaki bir çocuk kolaylıkla tedarik edebilir mi? Tabii yani bunu şu anda ne diyeyim ben size 8 yaşındaki çocuk gitse alır yani. Bakkallarına sigara ister gibi alırsınız. Almaya giderken seni tanımasını Gerek yok. Paranız olması yeter. Öyle bir korkuları da yok. Yok yok. Onlar da kullandığı için. Hı-hı. Yani insanlar artık yani bu torbacıların yakalanması şunlar bunlar. Adamlar polis geliyor. Sivil polis. Onun sivil polis olduğunu algılayamıyor bile. Yani biliyor adamın telsizi belinde. Hı-hı. O kadar kafa uçmuş ki. Ya diyor işte birader de bana madde lazım diyor polis. Gel abi hallederim ne kadarlık lazım diyor. Hı-hı. İşte sen bana diyor 100 liralık ver. Çıkarttık. Onlar da içtiği için tabii çıkarttı. Kim gelmiş, kim almış. Farkında değil zaten yani şey değiller. Çıkartıyor cebinden 100 lirayı. Polis uzatıyor buna. Bu malzemeyi çıkartanını alıyorlar zaten. Torbacılık yaptın mı hiç? Hayır.
Ben sadece yani param verip aldım içtim. Bir defa da işte onun yokluğundan bu yaşamaları yapmadan bir şey yaptım. Hırsızlık yaptım almak için. Sokakta yaşadığın oldu mu hiç? Evet oldu. Nasıl bir şeydi? Ne yaşadın sokakta? Nasıl yaşadın? Ya sokakta yaşıyorsun ama bak kalacak yatacak yer düşünmüyorsun ki. Ben bunu nerede içerim? Hani kapalı bir yer olsun ben bunu nerede içeyim? Kimse görmesin içeyim kafamı yaşayayım. Yani kalacak yer düşünmüyorsun. Yemek düşünmüyorsun. İçmek düşünmüyorsun. Hiçbir şey aklında yok. Anne, Sen baba, çoluk, yok yok hiçbir çocuk. şey yok kafanızda. Sadece ben bu maddeyi nerede tüketirim? Amacınız o. Bir, bulmak. İki, nerede içeceğim? Yani yakalanmadan polise polise yani aklınızda polis var zaten. O beyinden hiç çıkmıyor. Çünkü sonu ceza ve bunu herkes bildiği için polis korkusu beynine yerleşiyor zaten insanların. Ama ne olursa olsun ya üstünde mesela polisten korkuyorsun. O kadar beyin yok yani. Mantıklı, kafası çalışan bir insan hem polisten korkacak, hem madde cebinde, hem onu içtiğiniz aparat cebinizde. Yani bütün malzemeleri üstünüzde taşıyorsunuz zaten. Polis elini cebinize soksa her şeyi çıkartıyor zaten. Yani hem polisten korkuyorsunuz, cezaevine girmekten korkuyorsunuz. Ben bunu nerede içerim diye belki 5 saat, 6 saat geziyorsunuz sokaklarda bir ara bulayım da içeyim diye. Ama Ama her şey her şey üstünüzde. üstünüzde. Yani kafa o kadar bitmiş ki artık o durumda yani. Onu daha hesap edin. Polisten korkuyorsun, yakalanmayayım diyorsun. Bu aklınıza gelmiyor mesela. Ulan diyor ben polisten korkuyorum ama yani mantıklı bir insan bunu der. Her şey üstünde. Çevirse, dur dese, GBT yapsa, arama yapsa her şey zaten bulundu. Gittin gene. Ama onu düşünemiyorsun işte. Beyin yok. Kafa yok. Onu sadece parayı bulayım, maddeyi alayım. Gideyim içeyim bir yerde. Yani nerede yattığınız, nerede kaldığınız Hiç önemli yok. önemi yok. Sokakta İsterseniz kal. kümese girin, isterseniz 5 yıldızlı otele gidin, isterseniz dünyanın en güzel suitinde kalın. Fark etmiyor. Her şey aynı. Çalışmadığınız zamanlar nasıl buldunuz maddeyi? Ya şöyle söyleyeyim artık ortamlara giriyorsunuz ya. Yani herkes birbirine içenler tanıyor. Sen de yoksa öteki getiriyor hadi içelim diyor falan. Yani çok şükür çok şeyler gördük. Mesela eşini getirenleri de gördük. Ne için? Yani madde alacak parası yok. Eşini teklif ediyor satan kişiye. Satanlarla da ben beraber çok gezdim. Ne diye teklif ediyor? Ya geliyor Eşini mesela pazarlıyor. tabii eşi dışarıda duruyor orada. Görüyoruz kadını. Onu bekliyor diye düşünüyorsun. Ama o içeriye giriyor. İşte abi diyor benim diyor durumum yok diyor işte para yok diyor. İşte biraz ver içelim. O da satan adamla verir mi? Vermiyor. Yok kardeşim diyor paranı koy cebine öyle gel. Ne diyor burası diyor şey mi? İlkokul değeri mi? Herkese bir şey vereceğiz. Tersliyor. Abi işte dışarıda bir kız arkadaşım var. Eşim var. İşte al biraz ver. Bir saat takılın. Hani bunları söylüyorlar. Allah şükür yanında olan insanlar da meyillenmedi. Zaten öyle bir ortamda şeyler de çok. Yani kadınlar da çok. Varsa zaten kadın çevresi de çok yanınızda. Ne yaptığınızı bilmiyorsun, o da ne yaptığını bilmiyor yani. Yani her türlü bir pislik, uçurum içi. Böyle toplandığınız yer, ev falan mı oluyor böyle insanların? Sanayi olur, ev olur. Ne diyeyim? Bunu esnaflar yani sanayide adam tamirci o içiyor. Oturuyorsun mesela onun ofisinde kullanıyorsun. Yani artık orası bir defa orada adam içeriye insanları alıp yani beni aldı 2-3 kişi daha gidersin zaten. 2-3 kişi oturup orada içersin. Ondan sonra orası senin meskenin. Artık yani kafa yazılı içecek bir yer buldun. Yani orası basılana kadar artık madde alışverişi orada dönmeye başlar. İçim orada başlar. Her şey orada dönmeye başlar. Kurtulamıyor yani. Oraya bir misafirliğe bile gitse. Gitti. Yani Bitti. o insanlar oraya koyduysa Bir izin kere bile bir kere izin izin verdiğin verdiyse an takıyorlar. bitti. Yani artık durduramazsın onları. Orası
polis orayı belleyip basana kadar, oradan birkaç kişi alana kadar orası artık şey. Mimleninceye kadar orada devam Orası ediliyor. devam. Madde kullanırken hiç böyle devletten falan destek almak istedin mi? Bunu hani bırakmak için ya da madde kullanan biri olarak devletin böyle bir desteği var mı? Olan Tabii oldu mu? var. Gördün mü? Hayır, görmedim. Yani bunu zaten ne diyorum size? Akıl yok ki insanda. Yani polisten korkup da üstünde bütün malzemeyi taşıyan adam aklına o mu gelir? Ben size ne diyorum? Ben eşim öğrendi. Beni işte onu kandırmak için bahaneler yapıyorsun. Tamam, bırakacağım diyorsun. O insan sizi alıyor hastaneye götürüyor. İlgileniyor, kurtulsun, düzelsin diye. Siz daha hala onu kandırmaya çalışıyorsunuz. Yani onu bile algılayamıyorsunuz. Bu kadın benim için mücadele ediyor. Nasıl görüyorsun onu, seni işte hastaneye götürmek için, seni kurtarmaya çalışan birisi için, O an herhangi görmüyorsunuz biri ki. için ne görüyorsunuz onu? Düşman olarak falan Hayır. mı görüyorsunuz Hayır, yoksa? hayır. Hiç anlamı yok ki. Yani sadece şey olarak biliyorum ben. O eşim diyorum benim. O benim bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben onu kandırırım zaten diyorum. Kendi kafamdan. Onu kandırırım zaten diyorum. Ben düzelecek gibi gösteririm kendimi. Devam ederim. Mantığındasınız. Yani orada konuşuyorsunuz. Doktor işte ilacınızı veriyor. Şöyle yapacaksınız. Böyle yapacaksınız. Ben için tamam tamam diyorsunuz. Her şey yapayım ama içinde ya amına koyayım siktir diyorsun. Yani. Yani karşındaki, eğer sen kafana koymadığın sürece boşuna çaba sarf ettiğinden Kim olursa bahsediyorsun. olsun eğer Nasıl şahıs kafasına dank etmeli insanların? Yani sen şimdi bırakmışsın, şanslı insanlardan bir tanesisin. Kendi isteğinle bıraktığın için. İnsanlar sence nasıl davranmalı, kullanan ya da işte kullanmaya yeni başlamış olanlar? yeni başlamış olanları kurtaramaz. Yeni başladıysa yani o rezilliği, o çukurun içine, o pisliğe ya cezaevine ya o bataklığın içinde bir iyice bir yıpranacak. Ondan sonra kendisi aklı başına geliyor. Ha diyor, ben ne yapıyorum? Bulamayacak çünkü artık para yok. Yani her taraftan dışlanacak. Anladın mı? Mesela önceden sana böyle ibretle bakanlar, mesela ya nasıl adamlı falan, işte parası var, arabası var, şöyle hiçbir şeyiniz kalmıyor, itibar bile kalmıyor artık. Yani yolda şu Suriyeli çocuklar mesela çöp topluyorlar değil mi, kağıt para şey, onların değeri var, sizin yok artık değeriniz. Yani onlar bile size laf söyler artık, yok yani, hiçbir gücünüz yok, O ekonomik, maddi. çukur dedi. O çukur nasıl bir çukur? Yani kanalizasyon çukuru olarak düşünüyorum. Her türlü pislik var. Her türlü pislik orada zaten. Yani eğer ısrar ederseniz, ben bunu illa işeceğim derseniz, yani o zaten yoklukta dediğimiz şey. Yatarsın, uyursun, kalkarsın. Pişmanlığı orada başlarsın. Çünkü kafa yavaş yavaş çalışmaya, yerine gelmeye başlıyor. İçmiyorsunuz. Bir gün geçiyor, 2 gün geçiyor, 3 gün geçiyor. Bulamıyorsunuz. Para yok. Ya hırsızlık ya birinin canını ele yıkarız, bir şey olacak yani o parayı bulmak için. Sonuç itibariyle bunu da mesela 2-3 gün geçten sonra insanın kafa çalışmaya başlayınca o pişmanlıkları, yaptıkları aklına gelir de ha ben hata yapıyorum. O yarım saat, bir saat dilim. Ben ne yapıyorum deyip de o an kendini toplayıp bitti derse yıktı. Yoksa onunla dönüşüyor. Ama o 3-4 gün yatacak. Yatacak, kalkacak. Bir daha yani şöyle söyleyeyim, o rüyalar, şeyler, kabuslar görür, rüyalar görür. Gördüğü rüyaların hepsinde de o 4 gün, 5 gün boyunca hep maddeyi çeken görür kendini. Çok mutlu görür. Yani yok ailesini, yok anamı göreyim, babamı göreyim. Ya da yok iş yapayım, şöyle yani öyle bir rüyalar değil o. Hep İçip mutlu olduğunu tabii böyle söylüyorsun. torbalar önünde görür yani o şeyleri. Sürekli Halüsinasyon. oradan alır içer, buradan alır içer. İçer de içer yani. Bir kalkarsın. Susamış insan Tabii gibi. tabii. Bir kalkarsın hiçbir şey yok. İşte o sinir oradan geliyor artık. Yani, nerede diyorsun hani. Gerilmeye başlıyorsun o anda.
Nereden bulacağım? Oturursunuz, onu da başlarsınız düşünmeye. Ben nereden para bulurum? Ben bu maddeyi nasıl alırım? O işte düşünürken bir anda beyin bloğu mu açılıyor artık? Ya da o kafanızdaki duman mı dağılıyor bilmiyorum. O yarım saatlik, bir saatlik dediğim bölüm işte o. Bir anda her şey normale dönüyor. Diyorsun yani o insanla o insan arasında milyonlarca fark var. Kendinize geldiğiniz zaman şöyle duruyor. Ben ne yapıyorum lan? Diyor insan. Ben ne yapıyorum? Ben burada ne işim var? Kendi kendine ilk başta bunu soruyor. Sonra yine aynı şeyi yapıyorsunuz, değil mi? Eğer ısrarla ben bunu işeceğim diyorsam, bulacağım Siz bunu diyorsam. yani 2 yıl boyunca kullandığınız için soruyorum. Yani bunu her kullanmadığınız zaman, işte kendinize geldiğiniz zaman, aa ben bunu bir daha içmeyeceğim deyip Şöyle gidip söyleyeyim, buluyordunuz, içiyordunuz. bir yıl, 2 yıl bunu kullanan insanlar hepsi pişmandır. Yani bir yılı aşan insanlar hepsi pişman olmaya başlar. Çünkü çoğu şeyi kaybetmiştir zaten artık. Ya Sizce? kaybetmek üzeredir ya kaybetmiştir. Bir yıl yeterli bir süre zaten. Peki sizce bırakan bir insan bir daha başlayabilir mi? İradesine bağlı. Yani hani söylediniz ya çukur. Öyle bir Eğer çukurdan o kendini. çukuru görüp de yani her türlü gerçekten o rezilliği, pisliği görüp de tekrardan ona dönen insan zaten salaktır. Yani dönmesin zaten. Dönmesin, o orada kalsın yani. Yani o çukurdan çıktıktan sonra şu anda hani temizsiniz şey Hı? herhangi bir şey yaşarsanız işte ölüm, kalım, parasızlık, mutsuzluk, aldatılmak işte aklınıza ne gelebiliyorsa yine buna Ben kendi başkasının aklını ben bilemem. Ben kendi aklımı söyleyeyim size. yani öyle bir şey olabilir mi? Ben kendim yönümden söyleyeyim. Yani ben kimsenin aklına girip okuyamam. Ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ben artık önce ben diyorum. Önceden önce ben demiyordum. Önce ailem, eşim. Yani çalışıyorsam onlar için çalışıyorum, yapıyorsam onlar için yapıyorum. Yani her şeyim onlardı. Onlar için yapıyordum. Demek ki orada da hata yapıyormuşum. Yani ayıkken bile hata yapıyormuşum. Önce ben demen lazım. Önce insan Kendini kendini sev. sevmesi Kendini lazım. sevecek. Kendini sevmeyen insan zaten ailesine bir şey veremiyor. Şey demek istedim. Ola ki işte başınıza yine kaza, bela, işsizlik, parasızlık. Yani a Tamam, ben işte. buraya ilk geldim. Temiz bir şekilde. Yaklaşık ne diyeyim size 4 ay, 5 ay buralarda yani başka şehirde de geçtim oradan. Yani ne diyeyim böyle param da yoktu, bir şeyim de yoktu. Sadece yatacak yerim, yiyecek yemeğim vardı yani önüme verdikleri bu. Bir para verdikleri bir şey yoktu. Ha, ne yaptım? Dedim kendini toplayana kadar, bunun daha iyisi çıkana kadar sabır. O 2-3 ayı, belki bir sene olsa da bir sene gidecekti bu böyle yani. Tamam, çok şükür karnımı doyuruyorum, doyuruyorum. Yani burada Yatacak yerim var mı? genelde Var. şöyle bir ön yargı var toplum tarafından. Ondan dolayı bunu sormak istedim size. Bunu kullanan, bunu yapan, işte satan, kullanan insanların bırakma, hani bıraktığı an tekrar geri döndükleri, yapamadıkları gibi bir ön yargı olduğu için bunu soruyorum. Böyle bir senin için böyle bir şey yok. Yani demek ki Ya ya ben olan hiçbir şey, insanlar bak da vardır ama olmayan hiçbir şey insanlar için da demek ki var. hiçbir şey için büyük konuşmayacağım. İnsan ben bunu yapmam, çok şey ben bunu yapmam. Yani daha önce içenleri de tanıyorum, biliyorum. İçmediğim dönemden. Ya şunun rezilliğine bak diyorum, ne yapıyor? Kimseyi Diyordunuz. kınamam bu saatten sonra. Çünkü hepsini Cenab-ı Allah veriyor. Hepsini yani belki, benim için belki bunu 50 kişi 100 kişi söyledi. Rezilliğine bak falan, şunu böyledir. Yani o kafayla anlamazsınız. Daha önce böyle söylediğin insanlar oldu. Onun kötü olduğunu biliyordun ama bu Aynen. hali kendini de düştüğünü anlatmak istiyorsun. Peki bize son olarak
izleyicilerimize son olarak, gençlere son olarak söylemek istediğin, anlatmak istediğin? Ben herkese şunu söylüyorum. Bunun genci, yaşlısı, çoluğu çocuğu yok. İnsan her duruma düşebilir. Parasız da kalır, aç da kalır, eşinden ayrılır, anası babası da ölür. Ama onun çaresi o değil. Sonu yok yani bunun. Sonu yok. Yani daha kötü olursun. Bitirirsin kendini de yani. Ha işte bir kere Şöyle içiyorum bir söyleyeyim şey size. olmaz. Hayır, bir kere bir şey olmaz diye bir şey yok. Olur. Onu yapacağına her şeyi kaybettin mi diyor kendine. Gitsin kendini ya atsın ya bir yerden atsın kendini. Daha Hayır, iyi. öyle demeyelim. Bence öyle. Yani Yani onunla eş bunun değer olduğunu mu söylüyorsun? ölmek daha iyi diyorum. Anladım. Yani o çukurda Tabii olmaktansa canım. ölümün senin için daha iyi olacağını Ölüm daha iyi. deniyorsun şu anda da. Aynen öyle. Yani bir daha Yani tabii eğer ki bu Allah'ın özendirici bir şey, işte hayır böyle bir şey yapılacak diye Rab, söylemiyoruz. Rabbime çok şükür olsun. Olayın Şöyle ne kadar söyleyeyim. vahim olduğunu anlatabilmen için ölüm En daha kötü, daha daha iyi iyi. diyorsun. Yani eğer Rabbimden ben onu isterim. Eğer bir daha Rabbim beni o duruma getirecekse, bir daha ben o duruma düşeceksem ölmeyi tercih ederim. Yani öleyim ama bir daha o durumdan düşmeyeyim. Yani kimsenin gözünden düşmeyeyim. Kimsenin ne diyeyim o? Bir insan ne diyeyim ben size? Şunu alacağım dediğiniz zaman paranız olmasa bile tanınırsınız. Alabilir. Alabilirsiniz. Ya kardeşim, abim al ya, yabancı mısın? Ama o duruma düştüğün zaman artık onu bile alacak şeyiniz yok. Yani yüzünüz yok biliyor. Sizin şöyle söyleyeyim. Her insan birdir. Zengini de fakiri de öyledir ama bizim halkımızda var. O benim topuma gelmeyecek adam itin götüne sokardır çıkartır adam yani. Yani şöyle zamanında kendinizdeyken yüzüne tükürseniz, yürü deseniz de ezip öldürüp atacağınız adamlar sizi ezer atar. Yani oyuncak olursunuz insanların elinde. Ölmeniz daha iyi yani. Gururlu, haysiyetli bir insansanız. Zaten kendinize geldiğiniz anda kendinizi kurtardınız, kurtardınız. Kurtaramadınız, bunun dönüşü yok. Yaşın da şeyi yok. Son olarak artık bize söylemek istediğim bir şey var mı diye sormak istiyorum. Vallahi benim yok ama Allah bunu içen, bu maddeleri kullanan insanların hepsine şifa verip, akıllarını başlarına getirip, düzelip ailelerine kavuşmayı, işin başına gitmeyi, tekrardan benliğini kazanmayı nasip etsinler. Amin. Ondan mutlusu yok zaten. Yani o içtikleri şeyin verdiği mutluluktan daha büyük mutlu oluyorsunuz artık. Bu, yani çalışıp bir şeyler alıp, yani önceden bir tane ekmek almak, bir ekmek ya diyorsunuz. Ama onu bırakıp çalışıp onu aldığınız zaman çok farklı geliyor artık. Yani o ekmek mana kazanıyor. Ya ekmek aldım diyorsun ya, çalıştım ekmek aldım bugün mesela. Biraz çalışıyorsunuz yani, atıyorum bisiklet aldınız. Yapıyorum bak, bisiklet aldım diyorsun. Hırs yapıyorsunuz bu sefer. Ben bunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Yani kendinize hedefleri koyuyorsunuz artık. Yani eskisinden daha iyi oluyorsunuz bıraktığınız zaman aslında. Ben kendim mesela durdukça mesela eski çevremde bizim halkımızın it kopuk serseri dediğimiz kişilere selam bile vermiyorum artık. Niye? Benim artık konuştuğum insanlar yaptığım iş gerekçesiyle doktor, hakim, emniyet müdürü, asker, polis. Yani böyle insanlara, çünkü zarar gelmeyecek insanlar. Seçici olmaya Tabii başladığınızda. memur kısmı. Neden? Adamın memuriyeti var ve zararlı hiçbir şey olmaz. Var, işlerinde yok mu? Yani Vardır. öyle hani evet sınıflandırmayalım. Tabii Memuru, işlerinde yok mu? amiri, Var, aynen. işçisi, Ama temizlikçisi yani bunlar insanların sınıflandırmamak lazım. konuşmaları mesela bir çocuk 50 yaşına da gelseniz, bir ortamın içinde çok bulunursanız, küfür varsa küfürü kaparsınız. Bu sefer İslam dışı küfür etmeye başlarsınız. Meslek olarak değil de daha kaliteli
insanlar daha Evet. kaliteli zamanlar Aynen. geçirdiğinizi söylemek istediğiniz sanırım. Teşekkür ederim bizimle birlikte olduğun Ben için. teşekkür ederim. Sağ olun her şey için. İnsanlar da inşallah bunu kullananlar da ders alır. Akılları başlarına gelir artık kurtulurlar. Yani evlilerse çoluklarına çocuklarına ya da değillerse kendilerine bakıp daha iyi yerlere gelecekleri, daha güzel şeyler yapacakları şeyler gidip böyle terör örgütünün malzemesi olan şeylere düşüp insanları mahvetmezler kendileriyle beraber. Şunu da söyleyeyim size. GBT'ye girdiğim zaman polis çeviriyor. Araçta da olsam ben direkt zaten iniyorum artık. Çünkü yol üstünde falan denk geliyor. Komları görüyorum. Arama yapıyorlar. Hemen aşağı iniyorum aracımdan. Hayırlı görevler memur bey diyorum. Sağ olun diyorlar. Aracımı arayabilirsiniz. Ellerimi kaldırıyorum. Buyurun arayın diyorum. Çok rahatım. Ve bundan bu GBT'nde mi görünüyor? tabii GBT'mde burada görüküyor. Ay onlar görmeden daha kimliğimi vermedim ben yapıyorum bunu. Buyurun diyorum. Rahat rahat arabamdan iniyorum. Rahat rahat arasınlar. Hatta ben bakıyorum onlara ararken üstümü de aratıyorum. Bakmadığı yer yoksa abi şuralara bakmadınız lütfen bakın. Çünkü onlarda kamera var artık. Kameraları. Her şeyi çektiği için bakmak zorunda benim dediğime de. Delil, ispat o. Ben denetimde de kendim şu anda mahkeme soruyorlar mesela. Bu kullandığınız maddeden dolayı takip edilmek ister misiniz? Öyle Diye. bir şey mi var? Tabii. Nasıl takip ediliyormuş? Şöyle söyleyeyim. Emniyet geliyor. Evinizde kontrol ediyor sizi. Olmadık yere telefon açıyor. Gel diyor, idrar ver diyor. Kan Siz öyle bir tahlili ver diyor. denetimde Tabii. misiniz? Hayır ben istedim onu. Böyle olmayı siz istediniz. Tabii orada Olsun. şıklar var. Ben olsun istedim. Çağırıyorlar. Gidiyorsunuz hemen. Alıyor ekip diyor. Hastaneye götürüyor. İdrar veriyorsunuz. Polis eşliğinde. Yeni bir uygulama o zaman. Yani. Güzel bir uygulama. Tekrar teşekkür ederim bizimle olduğumuz için. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için size de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.